Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili öğrencilerimiz. Şimdi sömestri bitti, tekrardan o hengameye giriyoruz. Hazır mıyız? Sevgili arkadaşlar, diğer öğrenciler tamam sınav öğrencilerisi, sınav hazırlık öğrencileri değil. Bu tatili iyi bir şekilde geçirmelerini onlara tavsiye etmiştik. Ancak sizlere ne dedik? Her ne kadar ara tatil olsa da siz bunu değerlendirmeli ve işte soru sayısını arttırmalı, eksik konuları kapatmalı, tatil dönemini bu şekilde geçirmelisiniz demiştik. Fakat artık tatilin sonuna geliyoruz ve pazartesi günü tekrardan eğitim öğretim sezonu başlıyor. Belki okullarınıza devam eden 12. sınıf öğrencilerisiniz, belki mezun öğrencilerisiniz ve dershanede kurslara gidiyorsunuz, başarı merkezlerimize gidiyorsunuz. Her iki durumda da bu öğrencinin bir motivasyona ihtiyacı var değil mi? Bu da kısa bir aradan geçer bence. Öğrencilerimizin birçoğuna, üniversite hazırlık öğrencilerinin birçoğuna sömestri ders çalışarak geçirin demiş. Sizlere de öyle söyledim. Ama dinlenmeden yeni sezona başlamak da çok büyük bir avantajlı olmaz. O yüzden bence bir gün kendinize ara verin. İzin verin. Bir gün kendinizi ödüllendirin. Güzel bir çalışma yaptınız ve dinlenmeyi hak ediyorsunuz. Dinlenmezseniz ara sıra hızlı sıçramak için biraz geri çekilmek gerektirir derler ya. Düzgün bir dinlenme yapmazsanız verimsiz bir şekilde sezona başlayacaksınız. Verimsiz bir şekilde başladığınızda da hep %70, %60'lık performanslarla ilerleyeceksiniz. Ama halbuki dinlendiğinizde belki de bu performans %90'lara, %100'lere çıkacak. O yüzden ben pazar günü ders çalışmamanızı istiyorum. Bu pazar günü dinlenin. İsteyen cumartesi, pazar da dinlenme yapabilir ama bir üniversite hazırlık öğrencisine peş peşe 2 gün tatil bence birazcık çok olabilir. Pazar günü, cumartesi günü sıkı bir çalışma yapın. Pazar günü artık tamamen kendinizi derslerden arındırın. Arının. Derse girmeyin, ders dinlemeyin vesaire. Pazartesi günü yoğun bir şekilde başlayacaksınız. Pazar günü dinlendiniz mi? Pazartesi günü gidin okulunuza. Derslerinizi çok iyi dinleyin. Eğer okul derslerinizse zaten biliyorsunuz bu dönemin konuları özellikle AYT için çok çok önemli konular ve karşımıza çıkacak. Şimdi karşımıza çıkacak olan bu sorulardan biz muaf değiliz. AYT'de bunları yapmamız gerekiyor. Pazartesi gününden itibaren okullarınızda, başarı merkezlerinde öğretmenlerinizi çok iyi dinleyin. Notlarınızı çok çok iyi tutun. Eve döndüğünüzde kısa bir tekrar işinize yarayacaktır emin olun. Daha sonra saatlerce tekrar aynı konuyu çalışmaktansa gününde görünce kısa bir tekrar size çok daha yüksek bir performans sağlayacaktır. Daha sonra pazartesi günü evinize dönün. Mutlaka soru çözümlerinizi yapın. Günlük bir ritminiz olsun. Ben kendi yakınımdakilere 150'nin altına asla inmeyin diyorum. Zor olduğunu biliyorum bir yandan okul kurs götürülürse. Fakat diğer yandan şunu da söylemek gerekiyor. Bu seviyenin altına düştüğümüzde öğrencilerin ne yazık ki soru performanslarının düşük olduğunu görüyoruz. Ya hocam isterse 5 soru çözsün yeter ki verimli çöz. Ya ben zaten o düşüncedeyim. Yani 10 tane çöz verimli çöz. Fakat bunu ne yazık ki farkında olmadan suistimal ediyorsunuz. 10 tane soru çözünce bırakıyorsunuz işi. Hayır öyle olmaz. Yani kastımız şu. 10 tane çok güzel soruyu düşüne düşüne kafada böyle nöronlar çarpışıyor. Oradan oraya koşturuyor. Bu şekilde çözüyorsanız amenna. Size çok şey katar. Fakat soru performansı katmayabilir. Yani soru tecrübesini kazanamayabilirsiniz. Dolayısıyla denemelerde ya da sınavlarda farklı soru tarzları gördüğünüzde afallayabilirsiniz. Bunun olmaması için ne kadar çok soru tarzı çözerseniz sizler için o kadar iyi olacaktır. Benim tam olarak söylemek istediğim bu sevgili arkadaşlar. O yüzden lütfen kendinize dikkat edin. Çok ciddi sıkı çalışma programları hazırlayın ve seneye, döneme daha doğrusu özür diliyorum, sakin bir şekilde başlayın. Maksimum performans için derslerde notlarınızı tutun. Asla ve asla aksatmayın. Pazar günü hepinize iyi dinlenmeler.